Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Doğu Roma İmparatorluğu olacak. Seferler arasında büyük sefer. Buradan Roma İmparatorluğu'na girdim. Doğu Roma İmparatorluğu ile başlayacağız bu sefer de. Ulus lideri Flavius Arcadius Augustus. Din Yunan Hristiyanlığı, başlangıç yılı 395 milattan sonra. Ön mücadele çok zor. Evet, gerçekten Roma İmparatorluğu'yla kavimler göçü zamanında oynamak bayağı zor. Çünkü Doğu Roma için konuşacak olursak Doğu'dan Sasani İmparatorluğu var. Balkanlardan barbar istilaları var. Attila bir yandan bastırıyor, işte topraklarınızı yağmalıyor, talan ediyor, işte binalarınızı harap ediyor. Bununla beraber Batı Roma var. Batı Roma'da 450 yılından sonra çökmenin eşiğine geliyor ve 480 yılında resmi olarak yıkılıyor. Bununla beraber Doğu Roma İmparatorluğu tek başına yalnız kalıyor. Yani Roma İmparatorluğu toprakların %50'sini bu dönemde kaybediyor. O yüzden ön mücadele gerçekten de çok zor. Roma İmparatorluğu'nun bölünmesi Doğu'nun serbest kalmasını sağlayarak buraya Roma dünyasının hakimiyetini alma imkanı sundu. Konstantinopolis'teki yeni idari merkezi Doğu Roma'nın ekonomiyi daraltan ve Roma İmparatorluğu'nu zayıflatan eski sistemlerini değiştirmelerini olanak tanıdı. Bunun sonucunda yeni ticaret ağları ve mali referans sandıkların dolmasını sağladı. Bunların hepsini yürütmesi merkezi bir bürokrasi ve güçlü bir devlet kilisesi yapıyordu. Doğu, barbar göç fırtınasının çoğunlukla batı tarafına yönlendirerek sağ salim atlattı. Buna karşın genç imparator Arkadius'un Roma İmparatorluğu'nun son ışığını yakmaya devam etmesini sağlamak için barbar tehdidinin, dönen entrikaların ve hep var olan Sasani tehlikesinin üstesinden gelmesi gerekecek. Şimdi, Roma İmparatorluğu nasıl ikiye bölündü? Bundan kısaca bahsedelim. Büyük Roma İmparatorluğu'nun son imparatoru 1. Theodosius ferman yayınlayarak hani imparatorluğun tek bir merkezden yönetilmesinin zor olduğunu söylüyor ve iki taraftan yönetelim diyor. Doğuda Konstantinopolis'ten, yeni kurulan Nova Roma yani Yeni Roma kentinden, sonrasında 1. Konstantin ölümünden sonra halk Konstantin'i çok sevdiği için şehre Konstantin'in şehri adını veriyor. Yani Konstantinopolis ismini veriyor. Batı Roma ise Mediolanum yani günümüzdeki ismiyle Milano'dan yönetilecek. Roma tarafından yönetilmiyor, Roma kentinden yönetilmiyor Batı Roma. Çünkü Roma'nın artık eskisi gibi başkent özelliğine sahip olmadığı düşünülüyor. O yüzden başkent Milano'ya taşınıyor Batı Roma'da. Sonrasında işte Milano'da başkent olamaz dendikten sonra işte Konstantinopolis'te bağlantıyı kaybetmemek için biraz daha güneye, Ravenna'ya taşıyorlar başkenti. Ravenna'da talan edilince zaten sonrasında Batı Roma'daki politika yavaş yavaş çöküyor. Ondan sonra zaten Batı Roma barbar istilalarına denk geldiği için zamanla yıkılıyor. Doğu'ya baktığımızda ise Doğu biraz daha şanslı. Konstantinopolis zaten doğal bir kale. Defalarca kez kuşatılmasına rağmen tarih boyunca alınamıyor biliyorsunuz. Bir Latinler alıyor. Bir Fatih Sultan Mehmet burayı fethedebiliyor. Onun dışında şehrin bu kadar güvenlikli olması Doğu Roma'nın Batı Roma yıkıldıktan 1000 yıl sonrasına kadar ayakta kalmasını sağlıyor. Ve bununla beraber Doğu'yu gerçekten de iyi imparatorlar yönetiyor. O yüzden Batı yıkıldıktan sonra Doğu ayakta kalıyor. Hatta Doğu Roma İmparatorluğu Batı'daki kaybedilen toprakların en azından bir kısmını almaya başlıyor. Yani yarısını alıyor diyeyim. Kültürel vasıflar oyundaki. Roma bölgesinden geçen güruhlardan birini toplayabiliriz. Ekonomik güç, gelir. Tur sonu elde edilen hazineden %5 kar. Ticaret tarifeleri %60. Doğulu imparatorluklara karşı artı 10 savaş morali. Yani Doğulu imparatorluk dedi. Sasan imparatorluğu. İşte onun satrap devletleri. Ne bileyim işte Lakmitler, Ermenistan. Onlara karşı yaptığımız savaşlarda artı 10 moral askerlerimize. Romalılara karşı yapılan savaşlarda artı 30. Şimdi Romalılara karşı derken şöyle, eğer Doğu Roma'da bir iç savaş çıkarsa Romalılar savaşmış oluyor. Bu yüzden artı 30 moral veriyor. Bununla beraber Doğu Roma'nın dini Yunan Hristiyanlığı, Batı'nın dini Latin Hristiyanlığı, ancak Batı Roma İmparatorluğu İmparator Julian zamanında tekrar paganizme dönmeye çalışıyor. Bundan dolayı Doğu Roma İmparatorluğu Batı Roma İmparatorluğu'na savaş ilan ediyor. Siz nasıl işte paganizme dönersiniz diye, asıl din Hristiyanlık falan diye din savaşları oluyor. O yüzden Romalılara karşı savaşta artı 30 moral önemli. Her neyse, çok uzatmadan başlayalım. Danışman yardımı. Hiçbir yapay zeka sınırlı olsun. Bulut otomatik kaydetsin.
Bunun amacı şu: kameranın her birinden 200 metre uzağa kadar sınırlı olacak ve 600 metre ötesinde olan düşman birilerini göremeyeceksiniz. Aslında hani biraz daha gerçekçi yapıyor. Ama oyunda buna gerek yok. Muharebe süresi sınırı. Sınıra gerek yok. 60 dakikanın üzerinde savaşabiliriz yani. Bazı savaşlar hani 40 dakika, 45 dakika sürüyor. Benim rekorum 50 dakika şimdiye kadar yaptığım savaşların uzunluğu. Ayarlar bu şekilde kalabilir. Sefere çok zor olarak başlayacağım. Kolay biraz daha hani strateji oyunlarını daha önce oynamamış olan kişiler için. Normal işte Total War'a yeni başlayan kişiler için. Ben hep normalde oynamıştım ilk oyuna başladım. Sonra zora çektim biraz daha. Sonrasında işte şu an çok zor da oynuyorum. Efsane bir de hiç oynamadım aslında açıkçası. Çünkü işte seferde elde kaydetmeye izin verilmiyor. Savaş durdurulmuşken emir veremiyorsunuz falan. Hani daha gerçekçi yapıyor aslında. Daha zor yapıyor. Ama genelde oyun mantığında düşündüğümüz için çok zor da başlayabiliriz yani. Öyleyse sefere başlayalım. The air was filled with smoke and blood. The Roman Empire was divided from the shores of the Danube to the sands of Egypt and Arabia. The Eastern Empire sprawled. The West ripped itself to pieces, abandoning Rome, while the righteous looked east. Constantinople, God's new city, where the spirit of Rome prospered. Her people grew rich and powerful, paying neighboring kings to do their will. Horse, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth. Romans of the Eastern Empire, those architects of a new age and forgers of a new empire to light the world, they made ready for war. The late Emperor Theodosius decreed that Rome be divided, entrusting you with the bountiful East. Now the Empire is in danger. The Hunnic hordes are approaching from the northeast, driving even the hardiest of barbarian tribes to flee before them. The Visigoths and their ilk migrate across your lands. They cannot be allowed to harm your people. Be mindful, too, of your southeastern territories. The Sassanid Empire is strong and will challenge you for dominion of the East. The West is guarded by the Western Romans, but they, too, are overstretched and under threat of barbarian invasion. It may be prudent to unite Rome under your banner and restore the Empire to her former glory. Şimdi birinci bölümden başlıyoruz. Savaşma doğuştan hazırlar. Şu tarihe kadar hayatta kal ilkbahar 400. Bununla beraber hazineye 2000 gelir eklenmiş olacak. 2000 dinaryos.
İlk önce teknolojiye bakalım. Teknolojide öncelikle askeri bilgisayarı bitirmek istiyorum. Bununla beraber komutasız mızrakçıları gelecektir. Yeni askeri reformla birlikte. Bakım maliyetini %10 azaltma, yakın muharebe piyade birimleri için. Öncelikle şu ikisini yapabiliriz. Sonrasında teknolojiye döneceğim tabii. Hedefler 400 yılına kadar hayatta kal. Bu arada Atilla'nın diğer Total War oyunlarından farkı hani hayatta kalma üzerine kurulu. Yani şunu yaptıktan sonra oyun kazanmış olmuyorsunuz. Yani belli bir yıla kadar hayatta kalabilirsiniz. Yani başkentinizi koruyabilirseniz, yıkılmazsanız kazanmış oluyorsunuz. Yani amaç aslında hayatta kalmak. Bir yandan aslında korku oyunu gibi. Yani bir sürü düşmanlarınız oluyor. Onlara karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. 5 tane paralasker birimi idam ettir. Yaparız kolay. İmparatorluğun iki tarafına Roma kuvvetleri bölünmeden dolayı zayıf düştüğünden ve savaşların sonunun gelmemesi çeşitli zorluklara yol açtığından hazır gruplar haline paralaskerler tercih edilir olmuştu. Bu arada bölünmenin hani iyi bir şey olduğunu düşünüyorlar ilk başta. Hani imparatorluğu tek bir bölgeden yönetemeyiz falan diye düşünüyorlar. Bunu ilkin Triumvirate döneminde işte Sezar, Pompei, Crassus döneminde yapmışlardı. Ondan sonra işte Hristiyanlığı geçmeden hemen önce Tetrarşi yönetimi oldu. İşte dörde bölünme oldu. İşte doğuda iki tane devlet adamı. Birisi Augustus, diğeri Sezar. Batıda yine iki tane devlet adamı. Birisi Augustus, diğeri ise Sezar, onun yardımcısı. Ancak böyle hani 2'ye, 4'e, 3'e bölünmeden sonra Batı Roma ve doğrama sonrasında tekrar birleşti, tekrar işte bölerek yönetelim dediler falan, ama bu artık sonuncu bölünme. Bu bölünmeden sonra Batı Roma tamamen yıkılıyor. Ya yani bölünmenin kötü tarafı ise doğudaki gelirleri, mesela Batı Roma hakim olamıyor. Doğunun zenginliği doğuya ait oluyor. Batı biraz daha tek başına kalmış oluyor böylelikle. Ve Doğu Roma Batı'ya göre avantajı şu: Hristiyanlığı kabul edildikten sonra Roma'da bir tane Pentarşi Kilisesi var. Doğu Roma'da ise tam 4 tane var. Bu da asayişimizin artmasına sebep oluyor. Bir tane Mısır'da, bir tanesi Kudüs'te, bir tanesi Antakya'da, diğeri ise bildiğimiz üzere Konstantinopolis'te. Bunlar özel kiliseler. Pentarşi zaten Latince penta demek. Yani 5 tane kilise. Bu özel kiliseler oyunda bize fazlasıyla asayiş sağlıyor diğer kiliselere göre. O yüzden bunlar önemli. Batı'da ise bir tane olmasından dolayı Batı Roma ile oynamak, Doğu Roma ile oynamaktan daha zor. Hristiyanlığı %75 sağla demiş. Belirtilen eyalet dediği neresi? Trakya. Trakya yani Konstantinopolis etrafında, bu civarda en az %70 Hristiyanlık olsun diyor. 75 pardon. Yasaların toplanması teknolojisini araştır. Bunu yapabiliriz. İlk önce şunu yaptıktan sonra, askeri teknoloji bitirdikten sonra buraya da zamanımız kalır bence. İmparatorluğun bölünmesi sırasında bilgi ve düzenlemelerin büyük bir kısmı kaybolmuştu. Bu zararın telafi edilmesi kanun koyucular ve onların idarecilerine düşmüştü. Evet, Doğu Roma'da hani yeni kanunlar düzenlenmeye çalışılıyor, fakat hani imparatorlar tam manası başarı kazanmıyor. Önceki imparatorların yapamadığını birinci Justinianus yapıyor. Justinianus kanun koyucu oluyor bir nevi. Bütün eyaletlere en az 135 Hristiyanlığı sağla demiş. Zor biraz ama yapılabilir. Özellikle hani doğuda biraz zor olabilir bu iş. Çünkü Zerdüştilik var. Vizigotlar topraklarınızda bulunmasın. Milattan sonra 396 yılında Vizigot Alarik Yunanistan'ı istila etmiş. Şehirlerini yıkmış, halkını kılıçtan geçirmiş ve yörenin zenginliklerini talan etmişti. Ostrogotlar, Frigya yerleşen Ostrogotlar, Trigibetör önderliğinde Roman efendilerine karşı ayaklandı. Aslında Ostrogotlar doğuya gitmiyor, daha ziyade batıya doğru gidiyorlar. Vizigotlar ise ilk baş doğuya doğru ilerliyorlar. Ancak sonrasında doğuda fazla barınamadıklarından dolayı onlar da batıya doğru göç ediyorlar. Hatta Roma'yı, Ravenna'yı falan talan ediyorlar 410 yılında. Olay şöyle aslında. Vizigotlar ve Ostrogotlar aslında bir tane Got kabilesi. Bunlar Dacia ve işte Kırım civarında yaşıyorlar. Sonrasında işte bunlar buraya yerleştikten sonra Hun kabileleri Asya'da fazla kalamadığından dolayı. Çünkü Asya'da sadece hayvancılık var, tarım yok. Hani böyle bereketli topraklar yok. Bu yüzden bereketli topraklar arama amacıyla ve hani Çin baskısından kurtulmak için Hunlar batıya doğru göç ediyorlar. Daha iyi topraklar sahip olmak, daha iyi topraklara sahip olmak için.
Bunlar tabii bu göçler esnasında karşılarına çıkan kişilerle savaşmak zorunda kalıyorlar. Gotlar da işte Hunlara karşı hani savaşabilmek için toplanıyorlar. Gotların savaş taktiği biliyorsunuzdur hani omuz omuza verir askerler. İşte kalkan duvarı falan yaparlar. Aynı şekilde Romalılar da o şekilde savaşır. Ancak Hunlar o şekilde savaşmaz. Hunlar atlı okçularla savaşırlar. Vurkaç taktiği yaparlar. İşte ok atarlar, ondan sonra kaçıyormuş gibi manevra yapıp ondan sonra tekrar saldırırlar. Siz işte sağdan soldan gelen okları hani kalkanlarınızla savuşturmaya çalışırsınız. Böyle ondan sonra kaçtıklarını zannedersiniz. Kaçtıktan sonra size tekrar geri saldırırlar falan. Hani bir nevi aslında Hunlar düşmanlarıyla oynar yani. Vurkaç yapar sürekli. Bundan dolayı buradaki Ostrogotlar ve Vizigotlar Hunlara karşı fazla dayanamaz. O yüzden buradaki topraklarını terk edip Roma'ya doğru göç etmeye başlar. Yani Roma İmparatorluğu'na doğru göç etmeye başlarlar. Sonrasında Hunlar daha çok geldikçe Kırım ve Avrupa taraflarına, diğer Cermen kavimlerinin bulundukları bölgelerden göç edip bir anda Roma İmparatorluğu'na doğru göç etmeye başlayınca, yani Hunların ve sonrasında Attila'nın başlattığı göç dalgası birlikte aslında kavimler göçü başlar. Normalde bu Cermen kabileleri hepsi birer farklı devlettir. Belki bu Cermen kavimleri birbirlerinden nefret edebilir. Ancak bu Hunların hızlı bir şekilde buraya gelmesinden sonra hepsi bir anda birleşip Roma İmparatorluğu'na gelince Romalılar ne yapacağını şaşırır. Özellikle Gotlar mesela 200 bin kişilik büyük bir nüfusa geldiğinden Romalılar bunlara ne yapacağını bilemez. Ve Doğu Roma sınırlarını korusa da, hani toprakları talan edilse de, sonrasında bunun telafi eder Doğu Roma. Ancak Batı Roma kavimler göçünün ardından yıkılır. Diplomasiye bakalım öncelikle. Kimlerle savaş halindeyiz? Hunlarla savaş halindeyiz. Şöyle ki Doğu'nun zenginliğini kullanıp Hunlara işte ya da diğer Hun kabilelerine, Macarlara, Alanlara, Lazigetler gibi kabilelere, yani göçebe kabilelere para karşılığında hani barış yapıp hatta düşmanlarımıza savaşmalarını sağlayabiliriz de. Yani bunlara haraç verebiliriz bence. Bunlardan kurtulmak için. Onun dışında doğuda Tanukitler var. Tanukitler Anadolu'ya yerleşmeye çalışacaklardır. Onlara karşı bir savunmacı pozisyon sergileyebiliriz. Aslında barış da yapılabilir. Alanlarda da aynı şekilde hani para karşılığında onlara da barış yapabiliriz. Vizigotlarla savaşacağız. Onlar agresifler. Aynı şekilde barbarlar, biliyorsunuz her yeri yağmalıyorlar, talan ediyorlar. O yüzden Vizigotları bu bölgeden kovmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi ittifak kurabileceğim devletlere bakayım. Şimdi Abazlarla ticaret anlaşması yapabilir miyiz? Reddetti. Birazcık para versem belki kabul eder. Aslında ürettiği bir şey yok. Yani ticaret anlaşması yapsam da bir şey fark etmez yani. Aksum'da saldırmazlık paktımız varmış. Parayı istesem verir mi acaba? Welcome friend. Verme. Welcome. Come. Tamam, boş ver. Alanlar. I'm sure you have many pleasantries for me, but please don't. Aslında alanlardan çok çekinmiyorum da, Hunların birlikleri hani sürekli geldikçe geliyorlar ya. Arkası kesilmiyor Hunların. Alanları mesela bir yerde elimine edebiliyorsunuz ama Hunlar hani 2-3 tane güruhunu yok etseniz bile devamı sürekli gelmeye devam ediyor. Alanlar da bu arada Aryan Hristiyanlığına sahipmiş. Bunlar temsilci. Bastanlar. I welcome you. Ha, Hunlar armağanlar sunuldu. Evet, Hunlara sürekli para verdiğimiz için o yüzden Batu Roma ile ilişkimiz Today's kötüleşmiş biraz. greetings to you. Speak, for you have my Batu Roma ile anlaşma yapamıyorum yani. Frankler. I will do you the honor of listening to your terms. Oh. Gerek yok. Aslında yapsam ne olur? Batu Roma ile aram düzelir mi? İyileşir mi yani? I greet you in my. Yapalım. Garamantyalarla bir diplomatik bir ilişki kuramıyorum. O yüzden bunu geçtim. Gassaniler savunma müttefikimiz. My friend,
You honor this place with your arrival. I am a servant in my... İstedim bile. Welcome, friend. Lazica, satrap devletimiz. The pleasures of my house. 300 verirsin herhalde. Nobatella satrap devletimiz. Greetings, most excellent. Sasaniler biraz tehlikeli. Onlar da Hunlarla savaşıyormuş. Yani Hunların diğer bir kolu. Başka bir hanlığı diyeyim. Yani bunlar da Hun aslında ama farklı bir kabile. Yani Hunlarla bağlı değil. Onlar işte hani Sasani topraklarına, Pers topraklarına göç ediyorlar. Hunlar ise Avrupa taraflarına göç ediyorlar. Şimdi diplomasiye geri döneceğim ama bunları işaretleyeyim. Hatta Kral Alaric'i işaretleyeyim ben. Müttefiklerim için. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bir tane mod kullanıyorum. Sizin haberiniz olsun. Modun amacı şu. Batı Roma İmparatorluğu çok hızlı bir şekilde yıkılıyor. Yani fark etmişsinizdir. Batı Roma İmparatorluğu'nun bu kadar hızlı yıkılmasını önlemek amacıyla bir tane mod kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Hangi modları kullandığımla alakalı video yapacağım. O videoya bakaraktan aynı şekilde siz de o modu kullanabilirsiniz. Veya yorumlara sorabilirsiniz hangi modları kullanıyorsunuz diye. Cevaplandırmaya çalışırım ben de. Modun amacı dediğim gibi Batı Roma'nın yapay zekasını arttırmak. Aynı şekilde Doğu Roma'da çok hızlı bir şekilde yıkılıyor. Eğer Doğu Roma'yla oynamazsanız. Hani Total War Attila'da biraz daha Roma İmparatorluğu'nu güçsüz yapmışlar bence. Çok kolay yıkılıyor. Normalde Batı Roma 450 yılında hatta 480 yılında falan yıkılması gerekirken oyunda Attila'da, Total War Attila'da Batı Roma 400 yılına gelmeden yıkılıyor hemen. Çok çabuk çöküyor. Hatta 410 yılında falan Batı Roma'nın izini bile görmüyorsunuz. Aynı şekilde Doğu Roma için de geçerli. O yüzden yapay zekanın hani gücünü arttırma için bir tane mod kullanıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi öncelikle şu Hun belasından kurtulalım. What you say had better please my ears. Al 3000 hadi. Değer mi bu kadar para vermeye Hunlara? Bence değer. Değmez mi acaba? Şimdi soru işareti oldu kafamda. Umarım saçma yapmıyorumdur. Umarım buna değer. Tamam, bunlardan kurtulduk. Hatta ilişkimiz de gelişiyor bununla beraber. Bunları şey yapabiliriz yani ilk baş müttefik olarak kullanabiliriz bunları. Hani Hunlarla savaşmayı düşünmüyorum. Hatta ilk baş Attila da aslında Doğu Roma ile müttefiklik kuruyor ama sonrasında Doğu Roma hazinelerden faydalanmak istediği için işte Trakya bölgesinde hani bir tane papazın hani oradaki mezarları soymasıyla alakalı bir olay oluyor. Bunu da bahane ederekten Attila böyle saçma bahaneyle Doğu Roma'ya savaş ilan etmiş oluyor. Ama Doğu Roma'da hani fazla bulunamayacağını anladığı için çünkü bakıyor karşısında Konstantinopolis gibi bir kale var. Bu toprakları yağmalıyor. Makedonya, Trakya, Dardanya topraklarını yağmalıyor. Yani günümüz Yunanistan bölgesini yağmalıyor. Ondan sonra yönünü batıya çeviriyor. Şimdi Tanukütlere bakalım. Önce haritada bir göreyim onları. Nerede bunlar? Ha, şu bölgelerde bir yerde muhtemelen. Şuralarda. Bakalım Tanukütler kimlerle savaşıyor? Sadece bizimle savaşıyormuş. Be welcome, I suppose. Now speak as you will and try to be interesting. Barış yaptıktan sonra bunların topraklarımı yağma yapacağını biliyorum aslında. Doğulu Hristiyanlığı. Aslında Sasanilere de savaşabilirler bence. Bence bu kabileyi de kullanabiliriz. Hani bize zararı da olabilir bunlar. Hani yağma yapabilir topraklarımızı ama aynı şekilde Sasani İmparatorluğu'na karşı olan savaşımızda da bunları hani kullanabiliriz bence. O yüzden barış yapalım. Çok fazla para istemiş olabilirim. Şunu 1300 yapalım. Tamam.
Birine 7000 verdik, birinden 1300 aldık. Hadi bakalım. Vizigotlarla savaşacağız, bunun bir kaçarı yok. Ermenistan'a para isteyebilir miyim? I will do you the honor. Helal olsun, verdi. Fatura mı? Speak quickly. Vermiyordu en Do not son. expect. Tamam hocam, artistik yapma bana. Getullar, gazhaneler. Ya bunlar ama para istememiştim herhalde. In my lord's name. Ha, bunlar da verdi. Sağdan soldan 900 toplamış olduk. Bunlardan para isteyeyim my mi? Friend, be welcome. Kartlı vermez. Tamam, bunlardan istemiştik zaten. Sağ senlerle ticaret yapamam büyük ihtimalle. Kabul etmez. Time, two things always. Tamam, bu kadar yeterli. Vizigotlarla savaşacağız, bunun kaçarı yok. Şimdi. Öncelikle rahip, casus neyse bunları yetiştirelim. Ya da sonraki tur mu yapsak? İlk önce asker yetiştirelim bence. Evet, ilk önce asker yetiştirelim. Şimdi. Hunger for battle. Buradaki ordular da fena değil aslında ama ana ordumuz bu olsun. Ha, oyun niye kastı? Ha, şimdi geldi. Ready for orders. Şimdi sana arma olarak kartal vermek istiyorum ama bulabilirsem kartalı. Ha, şöyle bir arması varmış. Şu eski Roma döneminden kalma bir sembol. Sonra bunu kaldırıyorlar tabi. Oyun niye bu kadar kasıyor? Ha, bu da diğer bir kartal. Tamam. Ready for orders. Şimdi öncelikle birinci ordumuzu yetiştirelim. Soldiering. It's a good life. Şimdi bu arada bunlar yağma yapabilir buralarda. Nereye gidebilir? Trimontium'a gidebilirler. Siyaskopi'ye gidebilirler. Nasıl yapsak? Talan etmeleri izin de verebiliriz. Bu arada kullandığım modla beraber garnizon yükselmiş mi? Ha, bir tık daha iyi sanki. Aynen. Süvari eklenmiş sadece. Ben derim ki öncelikle güzel bir ordu yetiştirelim. Ondan sonra karşı saldırıya geçeriz. Vizigotlar bölgeyi yağmalar bu arada. İlk baş yağmalayacaklar. Yapabileceğim bir şey yok. Sonrasında bu iki tane orduyla onları kovabiliriz bence. Şimdi daha birinci turu bitiremeden yarım saat olmuş neredeyse. Buradan ordu yetiştirmeye gerek var mı? Şimdilik bence yok. Gerçi yapabileceğim bina da yok şu an. Tamam, şimdilik binalar kalsın. Ya bunları ben açayım şöyle. Şurada bir nüfus daha var. Bunu da açalım hadi. Şehirler genişliyor bununla beraber. Daha fazla ev kuruluyor. Şunun artmasını bekleyeceğim Trakya için. Çünkü burada su kemeri inşa etmem lazım. O gerekli. O yüzden diğer bölgelere o özelliği harcamayacağım. Büyüme özelliğini. Şimdi senlerle savaş haline değiliz henüz. Şimdi bir ulusa bakalım. İmparator Flavius Arcadius Augustus. 17 yaşında henüz. Burada yapabileceğim bir şey var mı? Destek toplanabilir aslında ama o zaman da asayiş düşer. Asayiş diyorum. Sadakatleri düşer. Çünkü diğer generallerin
imparatordan daha fazla nüfus sahibi olmaması gerekiyor. Eğer bir general veya vali imparatorun sahibi olan nüfuzdan daha fazla nüfuza sahipse, bu sefer imparator olan sadakati düşüyor. Ben senden daha güçlüyüm, hayırdır falan demeye başlıyor. Bu abiye eş arayalım. 45 yaşında ama yine de evlenmek onun hakkı bence. Şimdi Commander. bazı kişilere askeri konsül görevi verebiliriz. Ama bunu vermek için henüz erken gibi sanki. Hangi karaktermiş? Bu karakterin nüfuzunu artacağını düşünmüyorum ben. Tamam, bunlara sıradan konsül yetkisi verelim. Yani görevi verelim. Bununla beraber yetiştirme maliyeti falan azalıyormuş. İkmal kişisel nüfuz arttırıyormuş. Şimdi ise vali atayalım sıradan. Şimdi bu karakter vali olabilir. Bu karakter bence iyi bir savaşçı olabilir. Şu özelliğe bakarsak. Ha, yönetici özelliği de güzelmiş. İmparatorun kendisini vali yapabilir miyiz? Yani valiyken otoriteyi azaltıyormuş. Vergi oranını azaltıyormuş. O yüzden bunu vali yapmayayım. Ama buradan da vergi oranını arttırıyor. Yani nasıl yapacağız? Otorite de azalıyor ama. Tamam ya, seni vali yapmayalım. Seni vali yapar mıyız? Siyasi hayvan, güvenilmez. Mevcut teminat 115 kısmı, yozlaşma. Yani bu karakterlerin ikisini de vali yapamam. Seni Trakya valisi yapalım. Patron, zenginlik kültürel binalarına artı %10. Kültürel binalar. Asya'da vali yapabilirim seni. İzmir taraflarında. Patron yine kültürel binalardan. Seni de Mısır valisi yapabiliriz. Para kalmadı. Tamam. Şimdi birkaç tane tebliğ yayınlayalım. Ondan sonra turu sonlandıralım bence. İlk önce dini nüfuz arttıran bölgelerdeki. Dini nüfuz arttıkça asayiş de artacaktır bölgede. Çünkü şu an bölgeler asayişin düşmesinin en büyük sebeplerden birisi dini farklılıklar. Bakalım mesela bunda hangi dinler varmış burada. Grek-Romalı paganizm, eski Antik Roma'dan kalan paganizm kültürü halen devam ediyor. %25 oranında. Aryan Hristiyanlığı var. Yani Aryan Hristiyanlığında aslında şöyle bir şey var. Tesisi reddediyorlar. Yani işte İsa Tanrı'nın oğlu olamaz falan. İşte o peygamberdir falan diyorlar. Ama sonrasında Aryan Hristiyanlığı Papalık tarafından reddediliyor. Bununla beraber Aryan Hristiyan olan son devlet olan Vizigotlar da işte sizi aporoz ederiz falan diyorlar. Ondan sonra Vizigotlar da Aryan Hristiyanlığını bırakınca zamanla Aryan Hristiyanlığı günümüze kadar ulaşamıyor. Tamamdır. Bu turu fazla uzattık sanki. Çok fazla şeye değindik. Turu sonlandıralım bence. Ama öncesinde şu askerleri bir güzel yerlere yerleştirelim. Yani Trabzon'dan bir saldırı geldiğinde karşılayabilelim orayı. Sen de aynı şekilde şu tarafa doğru git de gazetenlere belli olmaz, savaşı ilan edebilirler. Mısır'da zaten vali var. Buranın asayişini vali sayesinde arttırabiliriz zamanla. Ama Libya'da kimse yok, o yüzden seni Libya'ya gönderdim. Sen burası zaten korunaklı bir yer. Duvarlar var. Sen Humus'a git bakayım. Aynen. Hem orada asayiş yükselmiş olsun. Diğer ordumuz orada asker topluyor. Sen Kudüs'te kalabilirsin bence. Sen Diyarbakır'da kal. Aynen. Sasani tehlikesine karşı. Sen de orada asker topla. Hem diğer askerler yenilensin vesaire. Tamamdır. Turu sonlandırabiliriz. Ha, Trakya'da tebliğ yayınlamamışız, pardon. Burada gıda yok. Gıda da asayişi düşürüyor. Gıda olmaması, pardon. Kıtlıktan dolayı. Ve binalardan zenginliği azaltıyor. O yüzden kırsal bölge gelişimi tebliğ yayınlayabiliriz burada. Bir tane daha bir şey dedi sanki. Eyalet valisi atayabilirsin. Evet, bunları atayabilirim aslında şimdilik.
Pekala, şöyle yapalım. Bu ikisini ben şimdilik vali olarak atayım. Ondan sonra diğer tur para geldiğinde buradan yeni valiler yetiştiririz. Bence öyle yapabiliriz. Şimdi o halde. Bu valileri artık taşıyamam değil mi? Sağa sola. Evet, onları atadık. O zaman İmparatoru Orientalis adasına vali yapalım şimdilik. İmparatorun valisi olan Flavius Rufinus'u nerede vali yapalım? Onu da Suriye'de vali yapalım. Basamadım sanırım. Neden olmadı? Şu an eş aradığı için sanırım. Malzemesi. Ha tamam, pardon. 4 tane vali yapmışız zaten. Tamam, sen eş aramaya devam et. Ha, burada %70 Hristiyanlık varmış bu arada. O zaman burada ne yapalım? Tebliğ olarak vergi oranı olsun. Vergi toplama tebliğiz. Diğer tur Vizigotlar saldırıya geçecektir. Bölgeyi talan edeceklerdir şimdilik. Ancak şimdilik talan etmelerine izin vereceğim maalesef. Çünkü oraya hemen saldırıya geçemem. Bizden kalabalıklar şu an. Bu tur böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Bence burada videoyu sonlandıralım. Bu video biraz hani giriş babında olsun. İşte hani Roma'nın bölünmesinden bahsetmiş olduk. İşte Doğu Roma'nın kültüründen, Batı Roma'nın kültüründen, dini anlayışından falan bahsetmiş olduk. Gotların hani buraya gelişinden falan bahsettik. O halde burada sonlandıralım videoyu. Bir sonraki videoda tam buradan kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.